Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4. sınıf Türkçe çalışma kitabı 27, 28, 29, 30, 31, 32. sayfa cevaplarını vereceğim. 4. sınıf Türkçe çalışma kitabı kahverengi ayakkabıları siyaha boyayan Ülkü metni etkinlik cevapları sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32. 4. sınıf Türkçe MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 27 cevapları. Hazırlık çalışmaları. 1. Aşağıdaki görselleri inceleyip Atatürk'e ait sözü okuyunuz. Okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizi ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Cevap Atatürk'ün çocukları olan sevgisi ve çocukların geleceğin emaneti olarak görmesi konu olarak ifade edilebilir. İkinci Yukarıdaki fotoğraflardan, sözlerden ve bu zamana kadar öğrendiklerinizden hareketli Atatürk denilince Aklınıza gelenleri noktalı yere yazınız. Cevap Mustafa Kemal Atatürk dediğim zaman aklıma cephe geliyor. Vatanı için cepheden cepheye koşmuş, tüm hayatını ölene kadar milleti için vermiş, çabalamış büyük Lider büyük insandır o. Küçük yaşta yetim büyüyen Mustafa Kemal yokluk görmüş ve de vatanın savaşlar içinde zor günlerde olduğunu anlamıştır. Bir vatansever olan Mustafa küçük yaşta asker olmak istemiştir. Ve doğmuştur. Harbiyeden çıkınca cephelerden hiç kaçmamış. Bizzat bu vatan için kendini atılmıştır. Trablusgarp savaşına Enver Paşa ile giderek öğüt kurmuş. Halkla İtalyanlara karşı savaşmıştır. Çanakkale savaşlarında Bulgaristan'da ateşe iken cepheye gitmek için Harbiye Nezaretine dilekçe yazıp bizzat Çanakkale'ye gelmiştir. Bir ulusun çöküşünü durdurmuş, bazın kahramanı olarak tüm dünyaya tanınmış, tanımıştır. Onu Osmanlı Devleti işgal edildiğinde İstanbul'dan Samsun'a geçerek milli mücadeleyi başlatmış asker toplamış Sakarya'da başkomutan olmuş, büyük taarruzda Yunanlılara denize dökmüştür. Hiçbir zaman savaşmaktan kaçmamış, vatanına göz dikeni acımamıştır. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş, ilkeler, devrimler, ilkeler devrimlerle Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabalamıştır. Bugünkü Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. 4. sınıf Türkçe MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 29 cevapları. 1. çalışma. Soru: Aşağıdaki soruları Kahverengi Ayakkabıları Siyaha boyayan Ülkü adlı metne göre cevaplayınız. Metinde anlatılan olay günün hangi saatlerinde geçiyor olabilir? Neden? Cevap: Sabah erken çünkü Atatürk daha uyanmamış demektedir denmektedir. Bekledi, bekledi, bekledi. Kaba bir türlü açılmıyordu. İfadesinde bekledi kelimesinin tekrar edilmesinin anlatıma katkısı nedir? Anlamı kuvvetlendirmektedir. Ayrıca okurun o anı kafasında daha iyi canlandırmasını sağlamaktadır. Ülkünün Atatürk'ü çok sevdiğini hangi ifadelerden çıkarabiliriz? Cevap, Atatürk'ün her şeyiyle yakından ilgileniyordu. Zaten ifadelerden çıkarabiliriz. Ülkünün ayakkabıları siyaha boyama nedeni nedir? Cevap, çünkü Atatürk'ün elbiseleri siyahmış. Ayakkabısı da aynı renk olsun istemiş. Atatürk'ün ülkeye verdiği tepki nasıldır? Cevap, gülümsemiş ve ona hemen boyalar ve defter getirmiş. 4. sınıf Türkçe ve Yayınları çalışma kitabı sayfa 30 cevapları. 2. çalışma. Aşağıdaki metinle ilgili bazı ifadeler verilmiştir. İfade doğruysa D'yi, yanlışsa Y'yi, ifade bu metinden ulaşılamıyorsa U'yu işaretleyiniz. İfadeler Ülkü Atatürk'e günlük işlerinde yardımcı olmaktadır. Doğru. Atatürk ayakkabılarını siyah boyadığı için Ülkü'ye kızmıştır. Yanlış. Atatürk Ülkü'nün boyamaya olan ilgisini geliştirmek istemiştir. Doğru. Ülkü büyüdüğünde ünlü bir ressam olmuştur. Ulaşılamaz. Atatürk'ün yalnız bir siyah ayakkabısı vardır. Ulaşılamaz. 4. sınıf Türkçe MEB Yayınları Çalışma Kitabı sayfa 30 cevapları. 3. çalışma. Soru: Aşağıdaki cümleleri verilen örneklerden hareketle neden-sonuç ve karşılaştırma cümlesi olacak şekilde tamamlayınız. Örnek: Atatürk saatle örnek sabah saatlerini çok sevdiği için erkenden kalkıyordu. Neden-sonuç cümlesi. Cevap: Atatürk ülkeyi çok sevdiği için ayakkabılarını boyayan ülkeye kızmadı. Neden sonuç cümlesi? Örnek Sen de benim gibi kitap okumayı seviyorsun. Karşılaştırma cümlesi. Cevap Atatürk ülküyü sevdiği gibi diğer çocukları da seviyordu. Karşılaştırma cümlesi. Dördüncü sınıf Türkçe MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 31 cevapları. Soru. Metinde geçen oturdu, kalktı, gezindi cümlesini üç ayrı cümle biçiminde kendi ifadelerinize yazınız. Cevap. Oturdu. Babasının yanına kız çocuğu oturdu. Kalktı. Eve gitmek için oturduğu yerden kalktı. Gezindi. Güzel bir piknik yeri bulmak için gezindi. Beşinci çalışma. Soru. Aşağıdaki parçaları birleştirerek Atatürk'ün çocuklarla ilgili düşüncelerini anlatan bir paragraf oluşturunuz. Gerekli noktalama işaretlerini kullanmayı unutmayınız. Yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. İcha inandıklarını savunmaya, çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız aynı zamanda onların temiz yüreklerinde cevap çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye içten inandıklarını savunmaya buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerini saygı beslemeye alıştırmalıyız aynı zamanda onların temiz yüreklerinde Yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. 4. sınıf Türkçe Mep yayınları çalışma kitabı sayfa 32 cevapları. 6. çalışma soru. Aşağıdaki tabloda noktanın kullanım yerlerine dair açıklamalar ve bunlarla ilişkili örnekler verilmiştir. Verilen açıklamalarla örnekleri inceleyip eşleştiriniz. Eşleştirdiğiniz cümlenin başındaki harfi açıklamanın yanına yazınız. Cevap. Noktanın kullanım yeri. Örnek cümleler. <laughs> anlamı tamamlanmamış cümlelerin sonunda konur. Ailemle birlikte tatile gittim. 2. Bazı kısıtlamaların sonuna konur. D. Avukat Deniz Aygün ile görüştüm. 3. Sıra bildiren sayıların sonuna konulur. B. Ebru yarışmada birinci oldu. 4 saat ve dakika gösteren sayıların arasına konur. C dersiniz. 8:30'da başlıyor. 5 tarihlerde gün, ay ve yıl belirten sayıların arasına konur. A. 11:03 2009'da doğdum. Evet arkadaşlar benim cevaplandırmam bu kadardı. Bir sonraki cevaplandırmada görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.